Herkese merhabalar, Destan ve Efsane ile Edebiyat yolculuğumuza devam ediyoruz. Yazılımızda bu konudan da sorular gelebilir. Üniversite sınavında da AYT'de mutlaka bu konudan bağlantılı olarak bir soru soruyor ÖSYM. Dolayısıyla bizler tabii ki şu anda onun sınıfta yazılımıza odaklanıyoruz ama bugün anlatmaya bağlı metinlerde Efsan ve Destane'yi öğreneceğiz. Başka neler var? Romanlar var, hikayeler var, masallar, halk hikayeleri, besleviler, fabullar. Bunların her birini dünya üzerine bir yerlere koyduk. Neden? Çünkü mesela fabul Hindistan'dan gelmiş. veya da destan Orta Asya'dan gelmiş. Ya da meslevi İran'dan gelmiş. Halk hikayeleri Anadolu'dan gelmiş. Bunların her birinin çıkış noktası var. O yüzden dünya üzerine bunları odakladık. Şimdi arkadaşlar 10. sınıfta Aralık ayındayız. 2022'yi bitiriyoruz. 2023'e bomba gibi giriyoruz. 2023 bizim senemiz olacak inşallah. Hem derslerimiz güzelleşecek. Hem e, sosyal hayatımızda güzelleşeceğiz, başarıdan başarıya koşacağız. Bizler Tonguç ailesi olarak yanınızdayız. O zaman daha fazla gevezelik yapmayayım, videoyu başlatalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, hemen efsaneyle başlıyorum. Vaktiniz çok değerli, hepimizin vakti çok değerli. Çok kolay bir konu zaten. Arkanıza yaslandıysanız başlayalım. Efsanenin en önemli kelimesi arkadaşlar inanışlar yani bir inanışı anlatıyor. Gerçek ya da hayali şahıs olay yer hakkında gerçek olduğuna inanılarak anlatılan hikayedir. Yani inanılarak anlatılan hikayedir kelimesini bileceksiniz. Anonim yani söyleyeni belli değil. İnandırıcılık özelliği taşıyor. Yani böyle zamanda, mekanda bazı detayları vererek inandırıcılığını artırmaya çalışıyor. Mesela masallarda masalla karıştırabilirsiniz. Masallarda şöyle bir durum var. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, paralel teller iken, develer berber iken. Ne diyorsun abi ya? Ne zaman? Nerede? Belli değil. Masal da inandırmak zorunda değil. Masal ders vermek amaçlı yazılıyor. Masal e, öğüt verici. Masallar evrensel yer ve zaman belirsiz. Ama efsane inandırıcılık özelliği taşıyor. Ve burada çok önemli bir şey masalsı tarza oluşturdu. Yani bir masalsılık var ama masaldakinden daha fazla detay vererek... ...kardeş yalan söylemiyoruz, yalan söylesek saat tarih verir miydik diyorsun. Hani biz de bazen arkadaşlarımıza oğlum bak saat 2'de oldu ya deriz. Veya işte abi Ahmet de gelmişti deriz. Hani bir detay vererek esasında inandırıcılığımızı artırmaya çalışırız. İşte efsaneleri de Üreten insanlar ya da efsaneleri yazıya geçiren insanlar inandırıcılığını artırmak için, inanış kelimesi anahtardı, e, detaylara yer veriyorlar. Şimdi, masallar, hayalleri, efsaneler, inanışlar yansıyor. Bak buraya da inanış kelimesini yazmıştık. Anonimdir. Burası önemli bak bunu bilin. Anonim ne demek hocam? E, söyleyeni belli değil yani. İnandırıcı güzelliği taşır. Milli unsurlar barındırmaz. Yani Türk efsaneleri, Yunan... Hayır, hayır. Efsaneler evrenseldir. Masalsı tarzda dedik. Dilden dil aktarılara gelece taşınır. Dili sadedir. Kalıplaşmış ifadelere yer verilmez. Dilin de sade olduğunu not düştük. Bilimin ve aklın izah edemediği zamanlar doğa olaylarını, bitki ve hayvanları, dini tarihçi olayları anlatan hikayeler diyebiliriz. Şimdi efsane ile destanı sınavda size hoca karşılaştırabilir. Burada Destanda milli unsurlar var. Yani destanda hemen Türk bayrağını asıyorsun. Diyorsun kardeşim burası milli ve yerli bir orası. Burası yani burada Bozkurt var, Ergenekon var, Türeyiş var, Göç var, Alper Tunga var yani. Burası ise belli değil. Milli unsurlar yok. Bak burası önemli. Milli unsurlar yok. Kısa sürede oluşuyor. Öyküleyici, belirli bir planı var. İdeal insan tipi var. Destanda ise milli unsurlar var. Uzun sürede oluşuyor. Öyküleyici anlatım var. Ortak noktaları. Belli bir planı var ortak noktaları. Olağanüstü özelliklere sahip. Genellikle savaşçılar ön planda. Burada ideal insan var. Burada ise savaşçılar ön planda. Şimdi aradaki fark gösterdikten sonra hemen destana geçiyorum. Diyor ki destan... Burada ne demiştik? Toplum hafızasında iz bırakan toplumsal olayları, doğal afetler, savaşlar, göçler, kıtlar anlatıyor ama her zaman buradan bizi kurtaran bir kahramanımız var. Mesela Alper Tunga bir kahraman. Manas bir insan. ...işte başka kim diyebiliriz mesela? Ee, Atilla bir kahraman. Ee, aynı zamanda Oğuz Kağan bir kahraman yani Mete'yi gazetiyor. Bak şimdi diyor ki ben sizlere oldum Kağan alalım yay ile kalkan. Nişan olsun bize buyan, bozkurt olsun bize uğran. Demir karga olsun orman av yerinde yürüsün kulan. Daha deniz daha müren güneş tu olsun gök kumkan diyor. Gerçekten yani adam destan yazmış. Şimdi sözlü dönem ürünleri sonradan yazıya geçiriliyor mitolojik unsurlara yer veriliyor. Belli bir ulusun, bak burayı anahtar kelime olduğu için boş bıraktım. Ulusun özelliklerini yansıtıyor. Ulusların en değerli ve ilk ürünleri. Olayların geçtiği yer zaman belli değil. Kişiler ve olaylar ayrıntılı bir şekilde işleniyor. Ama niye kişiye ayrıntı vermelerinin sebebi? Destanın kahramanı o. Destanlarda sıradan ve olağan dışı olaylar içi. Manzum olarak yazılanlar yani şiir olarak yazılanlar da var. Nesir düz yazı olanlar da var. Şimdi destanın oluşum aşaması var. Şimdi bir doğuya olay, bir olay gerçekten yaşanıyor. Mesela Metehan var, Hunların e, büyük hükümdarı. Teoman kuruyor Hun devletini. Ardından da Metehan geliyor. Metehan gerçekten full karizma bir adam. Kuruyor, geliştiriyor, olaylar yapıyor, başarıyor ve vefat ediyor. Sonra bu olay gerçek bir şey ve bu olayın doğuya. İnsanlar Metehan hakkında konuşuyor, 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 konuşuyor ve yayılıyor, yayılıyor. Herkese ağzına ağzına yayılıyor. Sonra da Meta'nın destanı yani yaşadıkları ağızdan anaz ağız edilirken bir gün bir şair bunu yazıya geçiriyor. Dolayısıyla bunu şair mi yazdı? Hayır. O anlatılanı yazıya geçirdi. O da birilerinden duydu. İlk başta bir gerçekten bir olay yaşandı. Yayıldı ve biri yazıya geçirdi. Üç tane aşaması var. Bu doğal destanı oluşma aşaması. Bakın doğal destan oluşma aşaması. Bir de yapay destanlar var. Orada adam zaten kafadan yazıp bitiriyor bu kadar. Şimdi Olayın ortaya çıktığı çekirdek dönem doğuş safhası. Toplum belleğinde hafızasında derin ve sarsıcı izler bırakır. Zaman içinde büyür ve farklı söyleşi zenginleşir. O zaman ilk başta olay ortaya çıkıyor diyorum. Sonra yayılıyor tamam mı? Biraz daha süsüyorlar abartı oluyor. Yani adam diyor ki 10 kişi öldürüyor gerçekten tamam mı? Düşmanı 10 kişi tek başına 10 tane düşman öldürüyor. Yayılırken bu yüze çıkıyor. Şair yazıya geçirirken de 1000 diye veya 200 diye geçebiliyor. Derleme ve yazıya geçme safhası destan geleneğini bilen bir şair. Bak destan geleneğini bilen bir şair söylenmiş tüm varyantları, çeşitleri bir bütün haline getirip yazıya geçiriyor. Bu kadar basit. Şimdi destan iki ayrı Doğal destan e, yazarı belli olmayan ve üç aşamalı olan. Bak üç aşamalı. Az önceki aşamalar vardı ya arkadaşlar. Üç aşamalı. Yapma destan ise anonim değil. Yazarı var. O dolayısıyla aşama yok ki. Adam gerçekten kafasında fazla üstünü dağlarca üç şeyler de destan diye bir destan yazıyor. Yani masaya oturma, kağıda açma ve yazma. Bu kadar. Başka bir aşama yok. Burada ise üç aşama var. Az önceki aşamaları asla unutmayın doğuş, yayılma ve derleme yazıya geçme. Bir şair ya da yazarın toplumu derinden etkileyen e, olaylardan sonra kalem aldığı eserler. Doğal destanların en büyük farkı yazarının belli olması diyoruz. Şimdi bizim edebiyatımızdaki doğal desanlara baktığımızda Altan Yakutaray ait Yaradılış Destanı, Sakalar ait bak şu bir komutan ismi, Alper Tunga bir komutan ismi, Hun Oğuzlar ait Oğuz Kağan bir komutan ismi, Atilla bir komutan ismi. Göktürkler ait Bozkurt Ergenekon, Uygurlar ait Türeyş Göç. Bunlar hep destanlar. Bir de İslamiyet etkisi yani artık Bismillahirrahmanirrahim deyip Allah 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 diye savaştığımız dönemlerde tabii ki Kırgızların Manas destanı önemli dünyanın en uzun destanlarından. Türk Moğol destanı Cengiz Han, Altın Ordu destanı Edige, Karahanlar ilk Orta Asya Müslüman olan devlet Satuk Buran destanı. Anadolu Türklerinde Battanname, Danışmanetname gibi İslamiyet etkisinde destanlarımız var. Buradan da hocanız size sınavda yüzde yüz soracaktır. Zaten bizler de sizlere e, kitaplarımızda ve yazılı notlarımızda bunları net bir şekilde vurguluyoruz. Yani yazılı notlarından çalıştığınız bakın bu yazılı notlarında edebiyat kısmında az önce anlattığım her bir şeyi tek tek özet olarak da sizlere veriyoruz arkadaşlar. Ya da sıfırdan kitap olan arkadaşlar da buradan konu anlatımlarından rahat rahat bakabilirler, çalışabilirler. Burada da yine aynı konuyla alakalı destan efsane karşılaştırmasını net bir şekilde burada da veriyoruz. Şimdi devam edelim. Dedik ki... E, dünya edebiyatta doğal destanlara bakalım. Yunanların İlyada ve Odessa yani Truva'ya gidiş ve Truva'dan dönüş. İranların Şehname, Finlerin Kalevela, Hintlerin Mahabharata ve Ramayana, Almanların Nibelungen, İngilizlerin Beowulf, Fransızların Chanson de Roland, Rusların Igor, İspanyolların Lesit. Hocam niye böyle değişik okuyorsunuz? Yani hani aklınızda kalsın diye Fransızca Chanson de Roland değil yani. Fransız adamlar yani Chanson de Roland. Dolayısıyla Fransız yani. bize Bizde de olaylar Fransız. Ama mesela Şehname'de Alpertunga'dan. Afraziab diye bahsediliyor ya da Almanların Nibelungen Destanında e, Atilla'dan bahsediliyor yani bunlar bazen destanlar bir araya gelebiliyorlar. Şimdi Yapay, yapma, suni, yazarı belli olan destanlara baktığımızda Nazım Hikmet'in yazdığı Kuvay Milliye Destanı, Cahit Külebi'nin yazdığı Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda, Gülten Akın'ın yazdığı Maraş'ın ve Ökkeş'in Destanı, Ceyhun Atıf Kansu'nun yazdığı Sakarya Meydan Savaşı, Mehmet Akif Erson yazdığı Şarakkale Şehitleri'ne ki bence süper, efsane bir şey, destansı bir şiir yani mutlaka bilinmesi lazım. Batı Edebiyatı'nda Virgil'in yazdığı Ayneyiz, e, Milton'un yazdığı Kaybolmuş Cennet ya da Tasso'nun yazdığı Kurtarılmış Kudüs. İtalyan Edebiyatı'nda Dante'nin yazdığı İlahi Komedya ve Ariosto'nun yazdığı Çılgın Orlando bilinmesi gereken destanlar. Şimdi destanlarda motifler var. Motif ne hocam? Yani destanın içerisindeki anahtar kelimeler. Mesela ağaç vardır mutlaka. Ağaca sığınırlar. Ok ve yay kullanılır. At vardır. Değerlidir. Rüya görülür ve rüyaya göre hareket edilir. Mağaraya sığınılır. İşte ışık vardır. Kırklar vardır. Yani kırk gün kırk gece eğlenilir. Ya da Ali Baba 40 önemli bize 40 sayısı çok önemli yani. 40 komutan, 40 asker bir araya geliriz bir şekilde. Ve Gökbörü Bozkurt motifi çok çok değerlidir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi konumuz bu kadar basit. Çok kısa sürede de bitti. Şimdi sizler mutlaka sıfırdan ona kitabınızdan da buraları güzel bir şekilde tekrar edin arkadaşlar. Burada destan efsane kısmını gördüğünüz gibi sizler için güzel bir şekilde anlattık. Buradan da güzel güzel konu soru yaparak çalışabilirsiniz. Yazılı notlar olan arkadaşlar da mutlaka buradan bir kez daha tekrar etsinler. Burada da konuyu detaylı bir şekilde sizler için ...özetledik. Buradaki kelimeleri, kavramları... ...mutlaka bilmenizi istedik arkadaşlar. Efsanelerde şunu da söylemek istiyorum. Efsanelerde menakıbe... ...ve menkıbe diye bir şey var. Menkıbe arkadaşlar, bakın buradan yazı notlarından alalım. Evliyaların hayatlarını anlatıyor yani. İşte evliya hacca giderken yolda bir karıncayla... ...karşılaşıyor gibi hikayeler vardır ya böyle ders aldığımız. Menakıbname de... ...evliyaların eserlerinin, bu hikayelerin başlarına geçen eserlerin toplandığı kitaplara deniyor. Şimdi es, efsane ve destanı anlattık. Burada ödevimizi verdik. Aynı zamanda hocam bize Dinamo Soru Bankası var diyen arkadaşlar için ödevimizi verelim. Dinamo Soru Bankası'na da yine burada kazanımlardan sonra test sıralarda testlerimiz var. Ardından tarama testlerimizi çözüyorsunuz. Ardından arkadaşlar burada Tekrar testlerimiz var. ÖSM tarzı AYT'de çıkışlı sorularımız var. Ve tabii ki de yazılı sorularımızı çözdüğünüzde bu işi bitirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Üç tane kitabımızı sizlere gösterdik. Bunlardan hangisi varsa ya da hangileri varsa oradan güzel güzel çalışabilirsiniz. Hadi bakalım kitap okumayı da unutmayın arkadaşlar. Çünkü üniversite sınavına geldiğinizde kitap okumayla alakalı yaptığınız çalışmalar sizin hafızanızın güçlenmesini, daha dikkatli odaklanmanızı ve tabii ki de Türkçe'de paragraf sorularını süper yapmanızı sağlayacak. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.